Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Evet, matematik dersim sayfa 106'da doğal sayıları karşılaştırma işlemleri yapacağız. Evet, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de dikilen fidan sayıları. Burada verilmiş bu fidan sayılarına göre Tuğba, Fatih bakın yorumlar yapmış. Daha sonra veriler arasında sıralama işlemini örnek olarak göstermiş zaten. Büyükten küçüğe sıralama var. Bize de bunlardan yola çıkarak etkinlikler yapmamızı istiyor. 2019 yılında dikilen fidan miktarını gösteren sayı. Önce bunu bir tespit edelim. 2019 yılında ne görmüşüz? 13 milyon 791 bin 435. Yazalım. 13 milyon 791 bin 435. Sayının birler ile binler bölü yer değiştirilecek. Yani şurası birler, burası binler bölü. Bunlar ne yapacakmış? Yer değiştirecekmiş. Son hali ne olur? 13 milyon 435'i yer değiştiriyorum, buraya alıyorum. 791'i de birler basamağını alıyorum. Yer bölünü alıyorum, yer değiştiriyorum. Daha sonra 2019 yılında dikilen fidan miktarını gösteren sayı ile karşılaştırın. Bu gerçek hali, değil mi? Bu da bizim son halimiz. Bunları karşılaştırmamız istiyor. Nasıl karşılaştıracağız? Zaten 13'ler bakın aynı sevgilendirim. 791 büyük bakın binler bölü. 435 binler bölü. Hangisi büyük? Tabii ki de soldaki. O zaman şöyle yapacağız. 13 milyon 791 bin 435. Evet, ilk hali yani büyüktür. 13 milyon 435 bin 791'den diye sıralama yapacağız. 2020 yılında dikilen fidan miktarı. Onu tespit edelim. Ne var? 4 evet, milyon 446 bin 803. Evet, 4 milyon 446 bin 803. Evet. Bunun da birler ile milyonlar basamağı yer değiştirdiğinde. Evet. Bakalım tekrar. Evet, binler ile milyonlar basamağı. Milyonlar basamağı burada, binler burada. Bunları ne yapacakmışız? Yer değiştirecekmişiz. Bakalım binlerde ne var? Şurası binler. Şöyle altına yazalım. Burası binler, şurası milyonlar. Bunları yer değiştirdiğimizde son hali ne olur? 6'yı başa aldığımızda 6 milyon 444'ü bakın şu 4'ü buraya aldığımızda burası 4 olur. 803 bakın bu da son hali olur. Evet, daha sonra 2020'deki fidan miktarını gösteren sayıyla bu sayı karşılaştırın demiş. Zaten bakın bu ne olmuş oldu? 6 milyon oldu. Bu 4 milyon oldu. Tabii ki de bu büyük sayı oldu. O zaman şöyle yapalım. 6 milyon 444 bin 803 büyüktür. 4 milyon 446 bin 803 sayısından diye bu şekilde ne yaparız? Sıralama yapmış oluruz. Yani sayfa 107'de sıralamalarımız var. Bir tanesini örnek kendi yapmış zaten. Bakın bu sıralamalarda büyük evet basamak büyük olursa büyük olacak. Mantığımız bu. Yani bakın 70'ler en büyük basamaklara bakıyoruz. Aynı değil mi? Birler, binler, milyonlar bakın. 10 milyonlar aynı. Sonrakine bakıyoruz. Milyonlar büyük olduğu için 8-7'den hemen büyük yapıyoruz. Burada da aynı mantıkla bakın. Büyük basamak bizler için. Burası bakın aynı. Dörtler aynı. Sonra bakın burada 5 var. Değil mi bakın? 10 milyonlar. Birler bölü, binler bölü, milyonlar. Milyonlar 10 milyonlar. 10 milyon 5, 10 milyon basamağı 4. O zaman burası daha büyük değil mi? Şurası 0 pardon. Şurası 5. Karşılaştırdığımızda 5 ile bakın 0. Burası büyük oluyor. Evet bakın. Zaten basamak olarak birler, binler, burası milyonlar, birler, binler, milyonlar, 10 milyonlar. Bakın bu 25 milyon, burası 2 milyon. Tabii ki de burası daha büyüktür. Yine bakın birler, binler, milyonlar, evet milyarlar, birler, binler, milyonlar, milyarlar. Bakın milyarlar bölükleri 15, 15 aynı. Sonra milyonlar bölükleri 0, 0 aynı. Buraya geldiğinde 750 bin, burası bakın 0. O zaman burası tabii ki de büyük olacak. Birler, binler, milyonlar, bakın milyarlar, birler, binler, milyonlar. Burası milyar, burası milyon. Tabii ki de burası daha fazla basamaklı zaten. Evet, birler, binler, bakın milyonlar 13 milyon, birler, binler, milyonlar 12 milyon. Hangisi büyük? 13 milyon, 12 milyon. Tabii ki de 13 milyon daha büyüktür. Yani burada basamağı fazla olan zaten büyük. Basamak sayıları aynıysa bu sefer de en büyük basamaktan sıralama yapıyoruz. Yani burada bizden sıralama istemiş. Zaten bakın burası sevgilendirilen 10 milyon. Bunlar bir. En büyük olanı ne yaptık? Direkt otomatik olarak tespit etmiş olduk. Yani şu en büyük. En sona bunu yazalım bakın. 11 milyon 758 bin 456. Bu en büyük.
Şu ikisi arasına baktığımızda sevgili dinleyenler bakın 1 milyon 1 milyon. Burası hani 205 bin 204 bin. Hangisi büyük? 205 bin büyük değil mi? O zaman 1 milyon 205 bin 789 büyük değil mi? Hangisinden? 1 milyon 204 bin 999'dan. Bu şekilde sıralama yapmış olacağız. Bakın 205 bin 204 bin hangisi? Burası büyük. Bu da zaten 10 milyon 1 milyon en büyük bu olmuş oluyor. Buraya geldiğimde bakın en küçük basamak burası. Diğeri 57 milyar bakın. Birler, binler, milyonlar, milyarlar. Bu 8 milyar, 57 milyar, 57 milyar. En küçüğü zaten belli. 8 milyar 985 milyon 674 bin 156. En küçüğü bu. Şu ikisine baktığımızda burası aynı. Bakın 156 milyonlar aynı. 985 bin 154 bin. Hangisi? 154 bin daha küçük değil mi? O zaman 57 milyar 156 milyon 154 bin 00 küçüktür. 57 milyon 100 milyar 156 milyon 985 bin şeklinde sıralama yapacağız. Buradaki farkta bakın. Şu zaten basamağı küçük. Şurada 154, şurada 156. Şurası pardon. 57, 57 aynı 156. 156 aynı 154 ile 985. Buradan fark ortaya çıkıyor. Şurada zaten basamağı milyarlar basamağı 8 57 bakın bunlar da bu şekilde sıralanıyor. Devam. Bakın 105 105 105 birler binler milyonlar milyonlar bölükleri aynı. Sonra bakın 404 44 4. En küçüğü 4 değil mi? Çok kolay bu. 105 bakın birler binler milyonlar 105 milyon 004.999 en küçüğü. Sonra 44 var. 105 milyon evet 44.000 100. Sonra 105 milyon 404.369 gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Evet, örnek 13'e geldiğimizde burada sayılar verilmiş. Birer sefer kullanarak aşağıdaki işlemleri yapmamızı istiyor. Bakın burada da bize bir tane örnek vermiş. Evet. 9 basamaklı en büyük sayı. Ne yapacağız? En büyük şunların içerisine bakmış. Şunu kapatalım. Kafamız karıştırmasın. Yukarıya bakacağız. Yukarıdakilerin içerisinde en büyük ne var bakın. Büyük basamağa büyük sayı yazacağız değil mi? En büyük olması için. 851. Evet. 9 tane olduğu için bakın. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şuraya 851 bin yazdık. Bundan sonra büyük olarak bakın ne var? 700 var değil mi? 700'ü yazdık. Bunu da yazdık. Daha sonra bakın 58, 9, 0, 0 hangisi var? 58 var değil mi? Büyük. O zaman 0, 58 diye yazacağız. 11 basamaklı. Bakın buraya 3 basamaklı yazamadığımız için şöyle olacak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bakın 3, evet, 6, 11 pardon. Şöyle 3, şöyle 2 tane. 3, 6, 9, 11. Evet, şu şekilde olacak. Evet, şuraya en büyük 2 basamaklı ne yazabilirsiniz sevgili dinleyicilerim? Baktığımızda 2 basamaklı en büyük burada. Bakın 58 var. Diğerleri hep 3 basamaklı. Mecburen buraya 0,58 yazacağız başa. Yani şöyle düşünün. 0,58. Evet daha sonra en büyük dediği için büyük sayılar artık. 58'i kullandıktan sonra tekrar en büyükleri yazıyoruz. 851. Ondan sonra ne vardı? 700 vardı. Büyük olarak ondan sonra da 009'u ne yaparız? Yazarız bu şekilde. 10 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın burada yine tek basamak kaldı değil mi? Tek basamak burada ne yazabilirsiniz? Bakın sadece 0,9 var. Mecburen bunu yazacaksınız yani başa. O zaman ya 0,09 da yazabilirsiniz şöyle. Sadece 9 da yazabilirsiniz. Tek basamak olduğu için. Evet. 0,09 yazdım. Bakın ne demiş? En küçük. Bu sefer küçükleri yazacağız. Bakın en küçük ne var? 3 basamaklı 0,00 var. Bunu yazdıktan sonra 3 basamaklı en küçük ne var? Evet 0,0 yazdık. 0,09'u da yazdık. Evet burada küçük 58 kaldı. 0,58 kaldı. Evet dikkat edelim yanlış olmasın diye. Sonra da 700 yazıyor. Evet buna biraz dikkat edelim. Tehlikeliymiş. Evet 0,09'u aldık. Sevgilerim şurada. 0,0'ları da en küçük olsun diye yazdık. Evet yani 10 basamak olmasın. 3, 6, 9. Şuradan sadece bakın şöyle kestiğimizi düşünün. Evet 9 milyar 58 bin 700 oldu.
Evet, 12 basamaklı en küçük sayı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani üçerli üçerli bunu yapmak mesela C kadar zor değil. Burada C tehlikeliymiş. Bunu yapmak daha kolay. En küçüklerde ne yapacağız? Başlayacağız ama işte 0,58'e 0,09 yazamayız. İlk basamakları 0 olduğu için. Yani buradaki tehlikeli de bu. Yani 0,58'e 0,09 yazmadığımız için 0,0 da yazamayacağımız için en küçük 3 basamaklı 700 olduğu için buraya buradan başlayacağız. Başları 0 olmaması için 12'nin tamamını doldurmak için. Mesela 0,58 yazarsanız 11 basamağa düşer. 0,0 yazarsanız 3 basamak düşer. 0,09 yazarsanız 2 basamak düşer. Mecburen 700'le burada başlıyoruz. Sonra en küçüklere devam ediyoruz. 0,00. Sonra 0,09. Sonra da 0,58'i bu şekilde yazarsınız sevgili öğrenciler. Devam. Sayfa 108'de abaküste gösterilen sayıyı yazmamızı istemiş. Önce bir yazalım. Şurada 2 var. Şurada 1, 2, 3, 4 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. 1, 2, 3, 4, 5 var. Burası 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Burada da 3 tane var. Yani ne oldu o zaman? Şöyle üçerli işaretleyelim. 370 milyon 569 bin 842 oldu. Bunun okunuşunu bizden istemiş. Şöyle yazabiliriz. Evet. 370 milyon evet 569 bin 842 şeklinde ne yaparız? Yazarız. Abaküs modelinde gösterilen 472 milyon 589 bin 872 olması için. Önce biz kendi sayımızı bir yazalım. 370, 569, 842. Bizim sayımız bu. Bunun ne olması için? 472 milyon, 472 milyon, 589, 589 bin 870, 872 olması için kaç boncuk eklenmelidir diyor. Şimdi karşılaştıralım. Bakın burası 3'tü. 4 olması için bir tane ekledik. 7, 7, 0, 2 olması için 2 tane buradan ekleriz. Bakın şu 0, şu 2. Burası tamam. 5, 5 aynı. 6'yı 8 yapmak için 2 tane buradan ekleriz. 9, 9 aynı. 8, 8 aynı. 4'ü 7 yapmak için mecbur 3 tane ekleriz. Burası 2, burası 2. Evet, bu kadar. Kaç oldu? Aralarını artık koyalım şöyle. 1, 3, 5, 3 de burada 8 tane ne yapmak lazım? Boncuk eklemek lazım diye yazarsınız. Evet, ikinci soruya geldik. Birer defa kullanacakmışız. 8 basamaklı en büyük doğal sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamaklı olmasın. En büyük sayılardan başlıyorum. 8'i başa yazdım. Sonra 7 var. 7'yi yazdım. 87 olmuş oldu. Sonra büyük ne var? 6 var. 5 var. 4 var. Sonra 3 var. Evet. İkimiz yok. 1 var ve 0 var. Sayımız bu. Binler bölü. Şurası birler, şurası binler, şurası milyonlar. Bize şuraya soruyor. 6 artı 5 artı 4'ü topladığımızda 15 de buradan ne yapar? 15 yapar. Yazılan doğal sayının milyonlar basamağındaki. Birler, binler, milyonlar. Yani şurası milyonlar, şurası 10 milyonlar. Şurası neydi? Milyonlar. Şurası 10 milyonlar. Bize şuraya soruyor. Yani 7'yi soruyor. O zaman buradaki 7 şöyle olur. 7 çarpı 1 milyon değil mi? 3 0. 3 tane buradan. 6 tane 0. Bu da ne yapar sevgili? Bakın basamak değerini soruyor. 7 milyon basamak değeri. Yani şöyle 7'nin evet basamak diğeri diye ne yaparsınız? Yazmış olursunuz. Evet, üçüncü soruya geliyorum şimdi. Evet. Birler, binler, milyonlar. Bakın şurası milyarlar. Ayıralım önce. Okunuşu 908 milyar. Yani milyarlar bölüne ne yaz yapmışız? 908 yaz yapmışız. Devamı zaten 83 milyon 650. Şunu söylüyor. 3.928. Bunu söylüyor. Evet. Milyarlar bölüne bakın zaten otomatik çıktı. Ne oldu? 908 milyar dediği için buraya yazılması gereken neymiş? 908. 908.
4 birer defa kullanarak 9 basamaklı doğal sayılar yazılıyor. Buna göre en büyük tek doğal sayı bakın. 1, 2, 3, 9 basamaklı. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 basamaklı en büyükten başlayalım. Sayılar 9, 8, 7. 9, 8, 7 sayı büyük olması için ve birer defa dediği için. Yoksa hepsine 9, 9 yazar geçerdik. Sonra 6, 5, 4 sırayla gidiyorum. Evet. Sonra bakın 3 yazdım, 2 yazdım, 1 yazdım otomatik çıktı. Yani şu tek olan tehlikelidir. Yani şans olarak en küçük sayı bakın tek sayıya denk geldiği için ne olmuş oldu? Karşılamış oldu. Mesela çift demiş olsaydı 2 ile 1 ne yapacaktık? Yer değiştirecektik. En küçük çift sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yine bu sefer en küçük dediği için küçük sayılardan baş. Bakın şuraya sıfır yazamıyoruz. Sayının basamağı olmaz çünkü. İki basamak düşer. Yani mecbur biri buraya sıfır buraya yazıyoruz. 102 yapıyoruz yukarıdaki sayılara. Yani sayılar bakın neydi? Şöyle yazalım şurada. Görünsün. Sayılarımız şurada. Şimdi 0, 1, 2 ne yaptık? En küçük olması için kullandık. Sonra 3, 4, 5 en küçük sayıları kullandık. Sonra 6, 7, bakın 8 yaptığımızda bu da ne oldu? Bakın çift sayı 8'e denk gelmiş oldu. Sorun olmamış oldu. Devam. Evet, bu sayılar bu sefer birer kez falan 7 basamaklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 7 basamaklı olması için. Evet. 3000'den büyük olacak. Bakın 3000'i zaten buraya yazacaksınız. Tabii büyük olması için. 3000'i buraya yazdık. En küçük dediği için bakın şimdi 2 ile 1'e dönüyor. Bakın buraya 2 yazsak 3000'den küçük. Ne olur? Küçük olur. 3000'den büyük olması mecburen buraya 3 yapıp sonra sayı ekleyerek devam edeceğiz. En küçük sayı sonra ne var bakın? En küçük dediği için 1'e ekliyorum. 2 ekliyorum. 3'ü zaten burada kullandığımız için 4 yok. Buraya 5 ekliyorum. 4 olsa 4 ekleyecektim. 5 ekleyeceğim. Daha sonra zaten büyükleri sırayla ekliyorum. 6 ekliyorum. 7 ekliyorum. 9 ekliyorum. Bakın 8 olmadığı için buraya ne yaptım? 9 eklemiş oldum sevgili arkadaşlar. Bu şekilde 673 milyon 125 bin 679. B'de de 9 milyondan küçük en büyük sayı diyor. Yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 şöyle. Şimdi 9 milyondan küçük dediği için 9'dan küçük yukarıda hangi rakam var? 7 var. Yani en büyüğü olması için. Yoksa buraya 1 de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. 7'yi yazdıktan sonra artık en büyüğü bulmak için büyük rakamlar yazıyorum. 9'u tekrar yazıyorum. 7'yi burada kullandığımız için buraya 7 yazamıyorum. 6 yazıyorum. 5 yazıyorum mecburen. 3 yazıyorum. 2 yazıyorum ve 1 yazıyorum. 7 milyon 965 bin 321. 6 rakamların basamak değerlerini istiyor. Şöyle sırayla yazalım. Şurası neydi? Bakın birler onlar. 6 çarpı 10 ne yapar? Burası 60 yapar. Evet şurası binler. Şurası neydi? Bakın şurası birler onlar yüzler. Şurası binler. 6 çarpı 1000. Bu da ne yapar? 6000. Binler, on binler, yüz binler. Şimdi milyonlar kısmına geçiyorum. Milyonlar, on milyonlar. Burası neydi? 10 milyon. 6 tane ne var? 10 milyon. Evet, şöyle bakın. Evet, 6 tane 10 ne yapar? 60 milyon yapar. Bakın 60 sonra 6 tane 0 ekliyorsunuz. Evet, şurası 100 milyonlar. Burası milyarlar bölüyor olduğu için 6 tane 1 milyar. 9 tane bakın. 0 olacak. 6 milyar olacak. Şurası 6000 gibi düşünün. 3 0 3 0 da alttan sonra 9 tane 0 olacak. Burası da 6 milyar olmuş olacak. Yani burada da zihinden işlemler var. Burada sevgili öğrencim aslında özgürsünüz. Yani her insanın zihinden kolaylığı değişebilir. Mesela kimisi şöyle yapabilir. Bakın 50 60 69, 6 daha mesela bunu 75 diye yazabilir. Kimisi bunu mesela 20'ye yuvarlar şöyle yapabilir. Mesela 56 ile 20'yi toplar. 8 kaç oldu? 76 yaptı. 20 toplamıştı. Bir tanesini geri çıkarır buradan mesela 75 olarak. Bu ne yapabilir? Bulabilir. Burada sizler özgürsünüz. İkincisini deneyelim. Yani sizler hangisi kolayınıza geliyorsa. Normalde mesela bakın 10'lukları toplayıp sonra diğerlerini toplayabilirsiniz zihinden. Şu 20'ye çok yakın olduğu için 20 yapılabilir ama. 56, 20 daha 76 bir tane çıkartırsınız. 75 olarak yaparsınız. Buraya geldiğimizde yine aynı mantık olabilir. Mesela şöyle olabilir. Şurayı 80 kabul edersiniz. Üzerine 15 eklersiniz. 95. İki tane daha eklersiniz. Ne yaparsınız? 97'yi böyle bulabilirsiniz. Yani mantık şu. 80 artı 15 yaparsınız. Sonra bakın 2 de burada var. Artı 2 yapabilirsiniz. Veya şöyle oluyor. 80 ile
Onu toplarsın 90, 95, 97 tercih size kalmış. Evet 78'den 27 çıkartılacak. Yani şöyle olur bakın 78'den önce 20'yi çıkartırsınız. Kaç kalır? 58 kalır. Sonra 7 tane daha çıkartırsınız mesela 51'i bulabilirsin veya işte 77'den veya şöyle olur 70'ten 20 çıkartırsınız 50 kalır 8'den 7 çıkar 1 kalır eklersiniz böyle de yapabilirsiniz yani 70 eksi 20 50 olur 8 eksi 7 1 sonra 1'e eklersiniz 51'i de bulabilirsiniz hangisi zihninize kolay geliyorsa işte 57'den 11'i çıkaracaksınız bu da aynı mantıkla olabilir mesela 54'ten 14 mesela veya şöyle 50'den 10'u çıkartırsınız 40 kalır 7'den 4 çıkartırsınız 3 kalır mesela buradan 43'ü bu şekilde ne yapabilirsiniz bulabilirsiniz veya 54'ten 14 direkt çıkartıp 3 tane çıkartabilirsiniz yani zihninize hangisi kolay gelecekse mesela şu daha yat şu da yatkın oluyor mesela 57'den 10 çıkartılıyor 47 oluyor sonra 3 tane daha çıkartılıyor mesela 4 tane daha çıkartılıyor. Burayı 43 olarak bulabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Yani toplama çıkarma işlemi sonucu önce tahmin edin, sonra gerçek sonucu bulunuz diye söylemiş. Şimdi bunlar 3 basamaklıları genelde yüzler yapardık ama birisi 2 basamaklı olduğu için onlar basamağına yuvarlayarak yapalım. Yani 175, 5 ve 5'ten büyük olduğu için bir yukarısı. Şurasının 180 artı 88 zaten 90 olduğu için şöyle toplarsak 0,7, 270 mesela bu tahmini sonuç. 175 ile 88'i gerçek sonuç yaparsak da 13, 7, 8, 15, 16. Burası da 2, pardon 263. 263'e 270. Aradaki fark 7 oldu bakın. Burada da bakın her ikisi 3 basamaklı olduğu zaman genelde yüzlere yuvarlama yapılıyor. Yani 700 kendinden sonraki bakın 5'ten küçük olduğu için bu 700. Şurası 5'ten küçük olduğu için sonraki yüzü burayı da 400 olarak yapıp burası 1100 yapar. Gerçek değerde 716 ile 374'ü gerçek topladığımızda 0, 8, 9, 7, 3 daha 10. Bakın burası 1090'a 1100. Bunlar mesela yakın çıktı. Yine aynı şekilde bakın 3 basamaklı 3 basamaklı. Şurası 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzük. Burası ne yapar? Şurası 900 yapar. Burası da bakın sonraki 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzük 400 yapar. Bunları bakın çıkardığımızda burada tahmini değeri 500 olarak buluruz. Gerçek çıkarmaya da yaptığımızda onu da şurada yapıverelim farklı kalemle. Şöyle 871'den 372'yi çıkartıyorum. 9 kalır 11'den 2 çıktı. 7 verince 6 kaldı. 16'dan çıktı yine 9 kaldı. Verince 7 kaldı 7'den 3 çıktı. 499'a mesela bakın 500 çok yakın bir farkla çıktı. Burada da 4 basamak boyunca da sevgili öğrencilerim binlere yuvarlayacağız. Yani bakın şurası 5'ten büyük olduğu için 7000 ne yapacaksınız? Yüzlere yuvarlayalım. Yani, tamam yüzler basamağına yuvarlayalım. Şöyle olsun. Fark çok olur çünkü binlere yuvarlarsak fark çok açılacak. Evet. Şimdi yüzler basamağına yuvarlamak için bakın 5'ten küçük olduğu için kendi yüzünde kalıyor. Yani burası şöyle olacak. 7600 eksi. Burası da yüzlere yuvarladığımızda kendinden sonraki bakın 10'luk 5'ten küçük olduğu için kendi yüzünde kalacak. Yani 300'de kalacak. 5300 olacak. 7600'den 5300 çıkartacağız. Şöyle karışmasın. 7600'den 5300 çıkardığımızda 003. 7'den 5 çıktı 2'ye. Bakın burası ne oldu? 2300 oldu. Gerçek çıkarma yaptığımızda ne olur? 7643'ten 5312'yi çıkardığımızda 3'ten 2 çıktı 1, 6, 4'ten 1 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3, 7'den 5 çıktı 2, 2331 arada bakın 31 gibi ne oldu? Bir fark oluşmuş oldu. Evet, 10 ile çarparken çok kolay bunlar. 44 arkasına bir tane 0 ekliyoruz. 100 ile çarparken bakın 28 2 0 ekliyoruz. Evet, 100'e bölerken de ikişer 0 birbirinden götürüyoruz. 8'i 1'e böldük 8 oldu bakın bu şekilde. 4 ile 4 çarpıyorum 16 2 tane 0 ekliyorum. Evet 25 ile 1'i bakın sıfırları götürüyorum 25'i 1'e bölüyorum 25. Bir sıfır buradan, bir sıfır buradan. 9'u 3'e bölüyorum. 3 sonucu ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Evet yine tahmini değerler. Bakın 9 10'a çok yakın olduğu için 475 ile şöyle onu hemen çarpabilirsiniz. Bu da ne yapar? 4750 yapar. Gerçek değeri kaç yapar? Şurada çarpalım. 475 ile 9'u. 9 kere 5
45 elde var. 4, 9 kere de 63. 4 daha 67 elde var 6. 9 kere de 36. 6 daha 42. Yani gerçek değer sevgilerinin 4275 çıktı. Tahmini değer 4750 çıktı. Buraya geldiğimizde 55'i kaça yuvarlarız? 25'i şöyle 20'ye yuvarlarız. 55'i de 60'a yuvarlarız değil mi? Bunları çarptığımız zaman birbiriyle 2 kere 6 bakın 12, 2 sıfır ekliyoruz. 1200 bu tahmini değer. Gerçek değer ne olur? Şurada çarpalım. 55 ile 24'ü. 4 kere 5 20, 4 kere 5 20, 22. 2 kere 5 10 elde var. 1 kere 5 10, 11. Topladığınızda bakın 0, 2, 3, 1, 1320'de ne olmuş oldu sevgili öğrencilerim? Gerçek değer. Buna da G yazıyorum. Evet, bu 6 bakın 5'e yakın. Bunu ne yapabilirsiniz? 5 gibi tahmin edebilirsiniz. Buraya da bakın 486'da yani 500 gibi düşündüğümüzde 500'ü 5'e böldüğümüzde ne yapar? Burası 100 tahmini olarak ne yaptım? Buldum. Gerçek olanı bulalım. Şurası müsait. 486'yı 6'ya bölüyorum. 4 de yok. 48 de 6 kere 8. 48 0 0 6 da 1 kere 6 6 0. Bakın ne oldu? Bu da gerçek değerde 81 çıktı. Buna da G yazıyorum. Yani %81 gibi bir fark oluştu. Evet, bölme yaparken tabii çarpma gibi değil. Bunu bakın hemen 400 gibi düşünün. Bunu da 20 gibi düşünün. 420'ye böldüğümüzde bakın sıfırlar gider. 42'ye böldüğümüzde 20. Bu tahmini değerimiz 20 çıktı. Gerçek değer nasıl çıkacak? Karışmasın şöyle. 384'ü 24'e bölüyorum. 38'de 1 kere 24. 4, 1, 144'te 6 kere 4, 24, 6 kere 2, 12, 14 evet çıktı. Bu da 16 çıktı. Bunun 20'ye 16. Bu da gerçek değer olmuş oldu. Devam. Bir depodaki 1567 litre suyun sulama için 234 ve yangın söndürmek için 1089. Ondan önce ne kadar gitmiş? 1089. 234 topluyorum. 13 elde var. 1, 8, 3 daha 11, 12 elde var. 1, 2, 1 de elde. 3, 1323 toplam ne oldu? Harcanan veya kullanılan diyebilirsiniz. Toplam neydi zaten başlangıçta? 1567 idi. 1323 kullanıldı. Burada 4 kaldı. 4 kaldı. 2 kaldı. 244 litre evet kalan su diye ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrenciler. Ece 60 gün boyunca günde 12 sayfa kitap okuyarak bir kitabı bitirmiş. 60 gün 12'şer sayfadan ne okuruz? 2 kere 0 0 2 kere 6 12. Bir tane 60. Topluyorum 0 2 720 sayfa. Neymiş bizim? Kitabımızmış sevgilerim. Bu kitap. Kitap 720 sayfa. 40 sayfa okusaydı yani 720 sayfayı 40'ar sayfa okusaydı böylece sevgilerim sıfırları götürüyoruz. Evet. 7'de 4 1 kere. 1 kere 4 4. 7'den 4 çıktı 3. 2 indirim. 32'de 4. 8 kere 4. 32. 0 0. Evet. 18 günde biterdi diye ne yaparsınız? Yazarsınız sevgili öğrenciler. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Eksikler, noksanlar varsa yazmayı unutmayın. İstediğiniz sayfaları unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.